diyor ki e, en düşük işçi aylığı Aralık 2022'de asgari ücretin 139'u idi diyor. Doğru. E, 2024'te ise bu %59'una düştü diyor. Yani 139 üstünde hiç, 59 yani. altına düştü diyor ve e, bugüne oranlıyor diyor ki e, eğer diyor e, bugünün emekli maaşı 2022'nin alım gücüne uyarlansaydı emeklinin alması gereken ücret 23.633 lira olmalıydı diyor. En az 21.000 evet, lira 23 olmalıydı. 23.000 böyle söylüyor. Yıllık 120.000'in üzerindeki para kayıp. Evet yani bu ülkede şu an emekli eğer 2000 aralık 2022'de koşullar sabit kalsaydı. AK Parti olmasaydı her şey düm, düz bir çizgi haline gitseydi Bile. bugün emeklilerin alacağı almak alacağı en az para 23.600 lira olacaktı. Bu asgari ücretin 6.000 lira üzerinde emeklilerin aldığı paranın 13.000 lira üzerinde. Emeklinin maaştaki kaybı kendi maaşının üzerinde. Yani kendi maaşının bir buçuk katı üzerinde gelir kaybı var. Ve iktidar bunu bu tabloyu öyle çarpıtıyor ki efendim 2022'de, aralık 2002'de biz 66 lira emekliye verirken, bugün 10 bin lira diyerek, sanki bu 22 yıl hiç yaşanmamış. Sanki arada alt üst olmuş Sanki <laughs> Nurettin Lebati ve ışıltısı olmamış. Berat Albayrak olmamış. Döviz vurgunları olmamış. KKM olmamış gibi böyle zamandan ve zeminden bağımsız bir hikaye anlatmaya çalışıyor. 66'dan bak 10 bin liraya geldi diyor. O günün 66 lirası Bugünün 24 ediyor. bin lirasına tekabül ediyor. Bugün 66 evet. lira değil 252 i̇şte lira. İşte o gün 270 öyle yani. söylüyor, öyle yuvarlıyor. Ama o günün her ne verilmişse asgari, emekli ayrı bugünün 24 bin lirasına tekabül edili, tekabül evet. ediyor. 2003'ün. Ve, ve hükümet özellikle. ve hükümet çok ilginç bir biçimde Cumhurbaşkanı bunu iki defa yaptı, Bütçeyi gerekçe göstererek biz bu emekli maaşını veremeyiz dedi. Tabii burada belli ki Mehmet Şimşek'in aman bu değerlerden satmayalım. Baskısı etkin olmuş yoksa Cumhurbaşkanı bence burada bir hamle yapmak isterdi etmemiş. Memişim şeyin kamuda harcama, harcamaları kısalım ciddi bir tasarrufa ihtiyacımız var talebi kabul görmedi o zaman. E, hayır emekli maaşlarını görüyor. Yani, ne söyleyeceğim. emekli ee, maaşları ile ilgili en azından bir talebi olmuş ki ya ya da bir tesir olmuş ki yapmadılar bunu. Ee, ama şunu Hanım söyleyeceğim. Bin lira verilir mi? Ya ben zaten ben de aynı göğüsteyim de ama başka bir şey söylüyorum. Yani Mehmet Şimşek'in herhalde bir öğüdüne uyduysa burada uymuş. Evet. Fakat Cumhurbaşkanı şöyle gerekçelendirdi bunu. Diyor ki bütçede diyor bizim diyor bütçemizde şu kadarını sağlığa ayırdık. Şu kadarını depreme ayırdık diyor. Şu kadarını e, maaşlara ayırdık. Eğer diyor biz sadece emekliye 7 bin lira 10 bin lira düzeyinde bir seyyanen zammı bir kereye mahsus vermeye kalksak bu bizim sağlık bütçemizin üzerinde diyor. Ama personelin yarısını yapmış. maaşlarını ödememem lazım Hay diyor. diyor. Ki hiç, zaten geçiyorum maaşı diyor. Sadece bunu ödesem bile şu kadar kalem gidiyormuş dedi. Şimdi Ay demek ki ben bunu duyunca dedim anladım. ki demek ki siz bütçedeki değerleri, bütçedeki ölçüleri biliyordunuz ve bile bile bu bütçeden KKM'ye para aktardınız. Bu bütçeden işte yap işlet, yap işlet devlet e, başlığı altında yaptığınız garantilere, araçlara, işte Çılgın araç projelere, çılgın projelere kaynak aktardınız. Araç Siz biliyordunuz bu hesabı biliyordunuz. Siz şurada 16 milyon civarında top yuvarladığımız bir rakam var. Emeklinin sayısı aslında 16 milyon değil. Bunun içinde emekli, dul ve dul ve yetimler var. İşte yaşlık yardım alanlar var, onlar var, bunlar 5 -6 var. 5-6 milyon. Şimdi bak, bunların hepsini 16 milyon diyoruz biz. Siz 16 milyona bir kereye mahsus, bunlar aslında emeklilere, bir kereye mahsus 3.000 lira ya da 5.000 lira 7 bin lira. Verdiğinizde bütçenin delineceğini söylüyorsunuz. Fakat gözünüzü kırpmadan e, milyarlarca lirayı aynı bütçeden bir avuç milyonlara aktarabildiniz. Evet. E, birkaç yüz bin, birkaç yüz bin bunlar. birkaç bir yüz bin çıkardım. milyoner, birkaç yüz bin milyoner sizin kendi, çok özür dilerim, kendi kıçınızı kurtarmak, siyasi Demeceğim iktidarınızı, bunu. siyasi iktidarınızı <laughs> ayakta tutmak bağısına Bütçeden milyarlarca lirayı cebellezi yapabildi, cebine indirebildi fakat bunun karşılığında aynı bütçeden siz birkaç milyon emekliye bir kereye mahsus 5000 lira vermeyi çok gördünüz. KKM'ye giden parayla delinmeyen bütçe emeklinin emekli yayılacak parayla delinecek diye düşündünüz. Demek ki bu hesabı siz biliyordunuz ve bunu bile bile yaptınız. KKM'den ayırırken bile bile yaptınız. Yapmış devleti ayırırken bile bile yaptınız. Hem doları kontrol edemediniz hem dolarla Türkiye'yi boşlandırdınız. İstanbul Havalimanı'nda bunu yaptınız. Sizi uyardılar, gittiniz Çanakkale Köprüsü'nde bunu yaptınız. Sizi ihtar ettiler, Avrasya'da bunu yaptınız. Sizi ihtar ettiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde evet. bunu yaptınız. Osmanlı, Ve hepsini de. bize ödettiniz. Bütün bunları yaparken, bütün bunları yaparken devlet işte e, itibardan tasarruf olmaz dediniz. Bütün bunları yaparken efendim ee, bunu hazineden öderken hiç tereddüt etmediniz, bir an için bile şüpheye düşmediniz. Emekliye gelince kardeşim, vay oradan maaşı ödeyemem, vay buradan sağlık sağlığa giden bütçeden oradan kırparım. Bunu şimdi gerekçe olarak bizim önümüze sürebiliyorlar. O bakımdan ben bunu dinlediğimde dedim ki demek ki kardeşim siz bile bile yaptınız bunu. Şu an size emekli yük görünüyor, külfet görünüyor. Yani neredeyse dilime ucuna varıyor diyeceğim diyemiyorum. Neredeyse herhalde bunların yani bunların emeklinin kendisi bir bütçe kalemi maaşlarından çok varlık olarak bir bütçe kalemine dönüşmüş. Ölsünler diye bekleniyor herhalde. Artık o aşamaya ya. gelmiş durumda. Yani öyle Bak, bir, muamele bir şey söyleyeceğim. Yani, bir hakkasın. şey söyleyeceğim. E Şeref Oğuz şey Emekliye diyor. Emekliye diyordu. sorsana ama ne verebiliyorlar ama. diyor tabii. Bak, bir şey söyleyeceğim. Şimdi emekli dur yani emekli 10 bin lira alıyor. Bak emekli çok alıyor demiyorum. Gene o, o alıyor o kadar. Dul ve eğitimle alıyor? Dürr yetim ne alıyor ya? Yetim maaşı çok düşük. Yetim çok, maaşı iyi. ne çok kadar? Düşür. 3 bin falan. 3 bin lira. Ee, i̇şte yaşlık maaşlar ne kadar alıyor? Onlar da onlar da o civarda alıyorlar. Dürü yetim yani maaşın 75'ini alan eş de. Evet. 4-5 bin lira falan. Kardeşim alıyor. bir de onları düşünün. Yani sadece emekli maaş değil. Hem dul ve yetim, şehit ve gazil yakınları, Hepsi. efendime söyleyeyim, yaşlık maaş alanlar. Peki bu insanlar o parayla ne yapacaklar Mesela ya? Mesela ikramiye veriyorlar ya, dul yetim maaşlarında 2250, 1500, 750 diye kesiyorlar onu. Evet. Dolayısıyla şimdi önümüze böyle 16 milyon, neredeyse diyecekler ki 50 milyon emekli var. 16 milyon emekli var. o Toplamı var. Bunun hepsi de emekli emekli değil. Bunların bir kısmı toplumun bakmakla yükümlü olduğu insanlar. Evet. Lüks değil yani dünya Engelli bakıyor. Maaşı. Somali bile bakıyor yani. Siz de bakacaksınız kardeşim. Yaşlınıza bakacaksınız. Emekli dul ve yetiminize bakacaksınız. Aynen. Bunlar bu paraları Şehirde, primlerden deniyor. Bakamıyor musun? Git kardeşim. Bakamıyorsan git. Diyorsun. Bak hükümet. Bitiriyorum. Çok uzattım özür dilerim. Hükümetin tamam. bozduğu bu kantarı belediyelerden geliyor Bak belediyelerin işi gücü bitti. Normalde belediye ne konuşur kardeşim? Park yapacağım yol yapacağım. Çöp su, toplayacağım, su su, su, temiz su gelecek. Evet. Çöp toplayacağım. Denizde yüzebileceksin. Ya hmm. belediye bunu konuşması gerekirken belediye konuşuyor? Emekliye pazar yardımı yapacağım. Kent lokantası yapacağım, gideceğim, 3 ee, kap yemeğe 40 lira vereceğim, Merak etme, rahat ol. Efendim öbürü e, e, kurbanda ek dağıtacağım. Hmm. E, kart vereceğim. 0-6 yaş grubu çocuğu olan anneler bedava bilebilecek. Babalar da bilebilecek. Belediyeler artık Kızılaya dönmüş durumda. Evet. Hükümet bozuyor, Yavrum belediye merkezi. onarıyor. Hükümet tahrip ediyor, belediye, belediye ihya mı? ediyor. Hükümetin fakir bıraktığını belediye doyuruyor. Hükümetin çıplak bıraktığını belediye giydiriyor. Evet. Hükümetin düzde bıraktığını belediye ev bak sahibi yapmaya çalışıyor. Yani sosyal artık şu an belediyelerin görevi neredeyse bir Kızılay gibi, Yeşilay gibi sosyal hizmet görme ee, şey, ödevi haline geldi. Ee, hükümetin her cahiliğini, hovardalığını, e, miras yediliğini yerelde, özellikle İstanbul ve Ankara belediyeleri e, gidermeye çalışıyorlar ve bütün belediye kaynaklarını e, bunu aktarmış durumda. Efendim, metro yapmadınız, yaptılar, yaptılar. Ev yapmadınız, yaptılar. Fakat siz İstanbul'un ev olarak, işte e, e, tren yolu olarak ya da metro olarak e, alması gereken hizmete aktarılacak para sizin yüzünüzden fakir fukaranın doyurulmasına gidilmesine gidiyor. Siz aç bıraktınız, siz yoksul bıraktınız. Ne yapacaktı? Ne yapacaktı belediyeler? Bu insanlara pandemide, pandemiden sonra aç düşmüşken, yoksul düşmüşken yardım mı etmeyecek biriler? E, efendim süt mü vermesin, et mi vermesin? Nasıl olabilir ki? Dolayısıyla şu an e, herhalde e, en enteresan seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimin herhalde belirleyici faktörü bir tür genel seçim gibi işlev görecek olması. 14 Mayıs'ta e, vatandaş mutfaktaki yangın işte beka nedeniyle mutfaktaki yangına göre oy vermemişti. Şimdi mutfaktaki yangın herhalde doğrudan tesirini gösterecek ve hükümet bana sorarsanız bir olağanüstülük olmazsa seçmen tarafından bu yüzden cezalandırılacak.